Merhaba değerli arkadaşlarım, ee, yeni bir güncel bilgiler çalışmamızla karşınızdayız. İyi seyirler diliyorum. Mayıs 2020'de yaşanan ve ünlü model Zara Abid dahil 90'dan fazla kişinin öldüğü uçak kazası hangi ülkede gerçekleşmiştir? Hocam bu ünlü modelin de hayatını kaybettiği kaza Pakistan sınırları içinde gerçekleşti. Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Gösterilerin ve şiddet olaylarının başladığı ülke aşağıdakilerden hangisidir? Hocam son söylediği şeyler nefes alamıyorum ifadesiydi ve nerede Amerika'da ki çok haklı bir tepkiye de neden olduğu halk arasında. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuzu görelim bakalım ne diyor. Mayıs 2020'de Amerika Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ortaklığı ile Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülünü Florida'daki Kennedy Uzay Üssü'nden fırlattı. Uzaya astronot gönderen dünyanın ilk özel şirketi oldu. Amerika merkezi uzay mekiği ve roket üreticisidir. Yukarıda özellikleri verilen ve Elon Musk'ın kurucusu olduğu şirket hangisidir arkadaşlar? Evet. Nedir bu? Space X değerli arkadaşlarım. Yüzyılın dahisi mucitlerinden Elon Musk. Gerçi attığı tweetler biraz eleştiri alıyor ama adam yine de uzayla ilgili, teknolojiyle ilgili Number 1. 1 Haziran 2020'de başlayan yeni normalleşme dönemindeki ilk uçuş hangi şehirler arasında gerçekleşmiştir? Değerli arkadaşlarım İstanbul'umuzdan Ankara'ya doğru gerçekleştirildi. 5 numara gelsin. Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma olasılığını da öngörebilecek olan 100 yılın matematiksel fizik probleminin difüzyon denklemi Mayıs 2020'de Doktor Luca tarafından çözüldüğü Bristol Üniversitesi aşağıdaki ülkelerden hangisindedir? Bristol diyorsa İngiltere'yi işaretliyoruz değerli arkadaşlar. Sincan Uygur özel bölgesinde Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere Mayıs 2020'de yaptırım uygulamak kararı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Amerika. Amerika sırf bu anlamda Çin'i sıkıştırmak için Sincan Uygur özel bölgesine sahip çıkıyor. Evet bir başka sayfanın ilk sorusundan devam ediyoruz. Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise 3. yüksek barajı olan Yusufeli Barajı aşağıdaki şehirlerimizden hangisinde inşa edilmektedir? Yusufeli Barajı görürseniz Artvin'imizi işaretleyin değerli arkadaşlar. Kıbrıs Rum kesiminde aşağıdaki camilerden hangisinde Bizans bayrağı asılarak büyük bir provokasyona neden olurmuştur? Hocam Tuzlu Cami ki iğrenç oyunlar sergilediler. Forbes dergisi tarafından dünyanın enerji konusunda en yetenekli dördüncü kişisi seçilen ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanlığını yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım kimdir bu? Tabii ki Fatih Birol değerli arkadaşlar. Fatih Birol. Hemen dördüncü sorumuz gelsin. Türkiye'nin desteklediği Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Haziran 2020'de başlattığı operasyon aşağıdakilerden hangisidir? Neydi bu arkadaşlar? Zafer yolları ki Türkiye sayesinde kendilerini bir hali toparladılar. Makedonya Devleti isminin Kuzey Makedonya olarak değiştirildiği Prespa anlaşmasını aşağıdaki ülkelerden hangisiyle imzalanmıştır? Değerli arkadaşlar bu isim problemini kiminle yaşıyorlardı? Yunanistanla. Evet, COVID-19 hastalığına karşı Türkiye'nin ürettiği ilk yerli ilaç, yerli ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Favi-Covir değerli arkadaşlarım. Evet, 3. seriden devam. 2019 Nobel Edebiyat Ödülü aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Hocam, Peter Handke'ye verildi. Peter Handke. 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2021'e ertelenen uluslararası etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? Yaz olimpiyatları ki bu ara Japonya olağanüstü hal ilan etti. Vallahi bu organizasyon bu yıl bile yapılamayabilir. Yapılamayabilir. Her şey olabilir hocam. Türk Edebiyatı'nda Dede Korkut ve Beyaz Kartal olarak bilinen ve 2019 yılında hayatını kaybeden şair aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir hocam? Bahayettin Karakoç, Dede Korkut ve Beyaz Kartal lakaplı. Belki ya da ünvanlı. Evet paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak kadınlar dünya rekorunu kıran sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir hocam bu? Değerli sporcumuz ağız seçeneğindeki Şahit Ercümen. 2020 yılında NATO Sanayi Danışma Grubu'nun başkanlığı aşağıdaki kurumlarımızdan hangisine verilmiştir? Hocam NATO Sanayi Danışma Grubu Başkanlığı yerli bir milli şirketimiz haber sana verilmiştir değerli arkadaşlar. 2020 Haziran ayındaki 12. Uluslararası İslam Ekonomisi Konferansı aşağıdaki şeylerden hangisinde yapılmıştır? Hocam İslam Ekonomik Konferansı İstanbul'umuzda yapıldı. Dördüncü serideyiz. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı harekatlardır diye sorduk değerli arkadaşlar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı'nı biliyorsunuz Suriye yaptık. Değerli arkadaşlar Pençe, Pençe, Kartal, Kartal, Pençe bunlar Irak'a yapıldı. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNHRC'nin 2001 yılında kutlamaya başladığı Uluslararası Mülteciler Günü aşağıdaki tarihlerden hangisidir? Sayın hocam ne zamandır Mülteciler Günü? 20 Haziran'dır. 3 numaralı sorumuz. 2020 yılında BM Genel Kurul Başkanlığı'na aşağıdakilerden hangisi seçilmiştir? Volkan Bozkır yine farklı sorularımıza da paylaşmıştık. Kuantum fiziği ve kara deliklerle yaptığı çalışmalar sayesinde tüm dünyada tanınan ve uzunca dönem tekerlekli sandalyeye mahkum olan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Kimdi hocam? Stephen Hawking. Haziran 2020'de Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne üye olan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Libya, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi üye oldu. Ve 6. sorumuz gelsin ekrana. Doğuştan iki kolu olmayan ve paralimpik yüzme yarışmasında Avrupa şampiyonu olan milli sporcumuz aşağıdakilerden hangisidir? Sümeye Boyacı. Bir de dünyaca meşhur bir oyuncak bebek üretisi firma bu kızımızı da orada model olarak kullandı. Yani bütün dünya onu tanısın diye. Beşinci seri değerli arkadaşlar. 21 Mayıs 2020'de hizmete giren Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nin isminde geçen Japonya'nın ulusal sembollerinden olan Şakura'nın Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam Şakura bizde kiraz çiçeğine denk geliyor. Cenevre Merkezi Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre COVID-19 pandemi hastalığı aşağıdaki hayvanlardan hangisinden bulaşmıştır? Hocam önce başka pangolin dediler, sonra fare dediler, sonra da yarasa dediler. Ama çok da ciddiye almayın arkadaşlar. Sonra da işe laboratuvarda üretilmiş olabilir diyorlar. Biz sorduk. ÖSYM sorar mı bunu? Zannetmiyorum bu hayvanı soracağını. Hocam 92'de Helsinki'de 34 ülke tarafından imzalanmış olan Açık Semalar Antlaşması'ndan Mayıs 2020'de çekildiğini açıklayan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Amerika, Rusya ile resleşince çekildiler. Evet 27 Mayıs 2020'de açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın eski